Evet arkadaşlar, bugün kebapçı çavuşa geldik. Abi bunlar ikrammış. Şamlar şık yani. Bu çiğ köfteyi buna ekstra istedik ama her servis porsiyonlarının tamamının yanında bu ikramlar veriliyormuş. Bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. Neyse doğru söyleyeceğiz. Fındık lahmacun. Anne patatesi fındık lahmacun çizgimdir. Çok iyi. Abi Adana geldi. Adana zırh kıyması pişme oranı falan. Bastırma akıyor. Aynen. Ekmek falan. Şu olay var ya, şu tane tane olay. İşte bu tane tane olay Adana kebap yapıyor. Şov. Neden şov söyleyeyim? Şimdi Adana kebabının bileşenleri var biliyorsunuz. Kuyruk yağ bileşeni, kapya biber bileşeni ve zırh kıyması bileşeni. Bu üç bileşin yan yana gelmesi lazım. Adana kebabının olayı bu. Bunun şöyle bir durumu var. Bu güzel yoğrulmuş bir kebap ve zırh kıyması bir kebap. İnanılmaz iyi. Tam benim kalemim. Yani gerçekten çok iyi. Çok iyi kebap. Kebabın porsiyonu 180 grammış. Onun da fiyatı 200 liraymış. Onu da inanılmaz beğendim. Şu anda 120 gram dönerciler, 220-230 o bantlara bile artık pahalı demiyoruz. İkramlar yok tabii. Yani misafir mekan olmasının dışında ciddi tavsiyemdir. Restoran eleştirmenliği yaklaşımımız aynı şekilde devam ediyor. Eğer gerçekten ürünü beğenmeyip yayınlayacak bir şekilde bulmazsak yayınlamıyoruz. Kötü de demiyoruz ama iyi de demiyoruz. Bizim misafir mekanlardaki sistemimiz bu. Ama burası gerçekten yayınlanmaya hak eden bir mekan abi. Evet, davet üzerine geldik. Keşke keşfedip gelseydik. Ben çok beğendim abi. Fiyat, performans, servis, kurulum, mekan, genel olarak ambiyans, profesyonellik, temizlik, mekan gıcır gıcır bir kere girdi. Yani kapıdan girer girmez. Çok beğendim. Mekan sahibi Mert kardeşe de çok teşekkür ediyoruz bizi davet ettiği için. İyi ki de etmiş yani.